İyi günler arkadaşlar. Ben Ahmet Çetin. Bir önceki videoda tahmin yapmadan evvel iddia fiksürünü liglere bölün demiştim. Liglere böldükten sonra yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Fiksürü liglere böldünüz. Çifte şans kısmını açtınız, incelediniz. Çifte şans kısmında 1-0 ya da 1-2'nin boş olması gerekiyor. Ligdeki takımlar kaçıncı sırada baktınız? Diyelim ki baktınız, birinci oynamayı düşündüğünüz takım 7. sırada, rakibi de 13. sırada. Baktınız. En son oynanmış maçlarına baktınız, analizlerini yaptınız. Ev sahibi takım favori olarak gözüküyor. Deplasman takımı da orta sıralarda gözüküyor. Takımların kendi aralarında yaptığı maçlara baktınız. Ev sahibi takımla deplasman takımı kendi aralarında maçlar yapmışlar. Ev sahibi takımın üstün olduğunu gördünüz veya gollü maçların bittiğini gördünüz. Baktığınız ligin gol ortalamasına bakmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Gol ortalamasına baktığınızda o ligde oynanan bütün maçların, bütün takımların kendi aralarında yaptığı maçların attığını ve yediğini hesaplamanız gerekiyor. Diyelim ki ligin atılan ve yenilen gollerin birbiri arasına oranı 2-15. Yani her takım ortalama olarak 2 gol atabiliyor. Şimdi sizin maçınızın 2-1 bitme ihtimali ya da 1-1 bitme ihtimali ya da 1-0 bitme ihtimalini hesaplamanız gerekiyor. Bu da ne olacak? Baktığınız takımın ve deplasman takımının gol ortalamalarıyla eşit olması gerekiyor. Yani ligin gol ortalaması 2-15, senin takımının gol ortalaması 2-35, deplasman takımının gol ortalaması 1-70. Eğer böyle bir sonuç elde ediyorsanız ev sahibi takımın yenme ihtimali yüksek demektir. Sonra karar vereceksiniz. Bu maça ne oynayacağınızı. Bütün sistemden geçirdiniz, bütün analizleri yaptınız, kendinize göre ölçümlerinizi bitirdiniz. İş geldi karar vermeye. Hangi maçı oynayacağız? İlkin küçük oranlı maçı seçtiniz. Sonra çifte şans kısmına baktınız. Sonra ortalamaları hesapladınız ve kararsız zamanına geldi. Ben bu maça oynayacağım. Bu maça 1 oynayacağım. Bu maça 1-0 çifte şans oynayacağım. Ya da 1.5 üst oynayacağım ya da bu maç var biter diye karar verdiniz ve verdiğiniz kararı uyguladınız. Teşekkürler, iyi günler, bol şanslar.